tüc'alu ennevâyih yevmel kıyame saffeynim saffun an yeminihim ve saffun an yesârihim. Evet, feyenbahne alâ ehlin nâri kemâ tenbahul kilâbu. Allahu Ekber. Ben elçiyim, bana kızmak yok. Hocam bazen çok sıkıyorsun, çok daraltıyorsun. Ya ben daraltmıyorum, olan aktarıyorum. Ben kardeşlik görevimi yapıyorum. Şimdi cenazeler çok oluyor ya. Mehmet polis şimdi dolayı geliyor. Bazısı ne güzel alıyor ama taşkınlık yapmıyor. Bin oğlum feda olsun diyor. Kahraman, muazzam adam. Bazısı da yumruk vuruyor. Niye öldün? Beni yalnız bıraktın falan. Evet. Şimdi insanlar da tuhaf. Oğlu askerden ölmüş gelmiş ve polis hiç şey yapmıyor, taşkınlık yapmıyor kadın. Vay, ölüvesin diye bakıyormuş ula, hiç bağırmadı ula. Böyle de kınıyorlar yani. Müslüman'da bu yok. Şimdi onu anlatacağız. Ölünün arkasından ağlanır, sulu sulu ağlanır. Bağıra çağıra ağlamak haramdır dedim. Buna niyaha denir. Eskiden bir de adam tutarlarmış ağıt yaksın diye. Hadi geç de bir şu adamı ağıt yap, millet ağlattır diye. Evet. Şimdi de çocukları söylüyorlar, söyletiyorlar taptığın başında. Herkes falan diyor. Elime ya. Yanlış yapıyorsun arkadaşım. Ağıt yakan kadınlar, ağıt yakan erkekler. Onları duyuruyoruz şimdi. Sesli saçın başını yola yola, elbiseni parçalaya parçalaya. Sesli ağlayanlar ölünün arkasından. Tüc'alun nevâih yevmel kıyâme. Bu ağlayanlar iki saf yapılır. İki saf. Saffeyni yevmel kıyâme. Kıyamet gününde iki saf yapılır. Saffun an yeminihim ve saffun an şimalihim, an yesârihim. Bir tanesi sağ tarafta, bir tanesi sol tarafta. Feyenbahne ala ehlin nâr kemâ tenbahul kilâb. Allahu Ekber. Köpekler ulur değil mi? Geceleri ulur. Ezan okurken de ulurlar köpekler. Çünkü ezan okurken şeytanlar kaçıp çıkıyor. Ezan sesinin geldiği yerden kaçıyorlar. Köpek de onu görüyor, bize haber veriyor. Bak şeytan gidiyor. Haberin olsun diye. Horozlar da ötüyor. Horozlar da melek görünce öter. Eşek de aynı şekilde şeytanı gördüğün zaman angırır. Köpek de şeytan gördüğü zaman ulur. Ha, böyle ses çıkarır. Onun için köpek uludu mu bil ki orada şeytan var. Hemen euzubillahimineşşeytanirracim de arkadaş. Bismillahirrahmanirrahim de. Kaçarken seni bir şeyler yapabilirler. Ayağın altını kalabilirsin. Sana bir tane atabilirler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Köpek uluduğu zaman, eşek anırdığı zaman, horoz ettiği zaman melek var. Allah'ım çolun çocuğumu bana bağışla. Onları dertten kurtar. İyi insanlar olsun. Yalvar lan, melek var. Melekler de sen böyle deyken amin derler. Melekler günahsız. Günahsız adam amin dedi mi garanti geçerli olur. Şimdi biz de amin diyoruz. Hocamın dediği gibi olsun, amin diyorsunuz. İyi de benim ve sizin nasıl olduğumuzu Allah biliyor. Allah kabul eder. Umutsuz değiliz ama hani yürümüş arınmış da değiliz. Allah kusurumuzu affetsin. Ama böyle horoz ettiği zaman melekler var diye dua ettin mi? Melekler amin der diyor Peygamberimiz. Meryem amin dedi mi? Melekler günahsız, garanti duanız geçerli olur. Kaçırmayın böyle zamanları. Kaçırmayın zamanları. Evet efendim, şimdi ölü arkasından şehit olmuş veya şu nasıl olursa olsun böyle saçını başını yolmuş, elbisesini parçalamış ağlayanlar. İki saf yapılır kıyamet günü. Yevmel kıyame. Saffeyni, iki saf yapılır. Sağdaki saf, soldaki saf. Ve feyenbahne ala ehlin nari. Cehenneme gidecekler.
Cehennemli, cehennemde görünüyor hep onlar. Köpekler gibi olurlar diyor. Evet, Arapça bilen varsa itiraz etsin. Fenbahne alehinnar kema tenbahul kilabu. Köpeklerin uluduğu gibi ulurlar. Bu cenaze arkasından sesli ağlayanlar, avut yakanlar, saç baş yolanlar, niha yapanlar, erkek kadın köpekler gibi ulutur Allah onları. Arkadaş, hiç kimse bu duruma düşmek istemez. Tabi inanan adamları söylüyorum. Onun için Yunus Emre'nin dediği gibi, derviş bağrı taş gerek, gözü dolu yaş gerek. Göğsünüzü taş yapacaksınız, bağırmayacaksınız, çağırmayacaksınız, gözünüzden yaş akıtacaksınız, taşkınlık yapmayacaksınız. Yoksa bak, köpekler gibi ulutur diyor. Ulurlar, havlar ulur. Hadis böyle. Bunu eşinize, dostunuza, ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza duyuracaksınız. Sakın arkamdan bağıra bağıra ağlama. Sakın saçın başın yola yola ağlama. Sakın ha diye tembih edeceksiniz. Böyle yapmaya başladı mı o ölene de diyor azap ederler. Yuazzeb bimâ nîhâ aleyhi. Niyaha yaptığı şeylerle aynı ona azap ederler diyor. Peygamber böyle söylüyor arkadaşım. Ben de senin kardeşiniz olarak söylüyorum. Böyle oldu mu akrabanıza sus diyeceksiniz. Kız kardeşiniz, karınız da ağzına susmadı. Böyle elini kapatacaksın. Görevin. Yani yanlış olur kardeşim desen aynı lanete sen de müstahaksın. Suça ortaksın arkadaşım. Susturacaksın. Bu bizim görevim. Evet, adam fren tutmuyor. Tamam da onun fren tutmuyorsa sen de kendini hani bırakmayacaksın. Sus diyeceksin. Konuşma. Sus. Bağırma. Önleyeceksin. Önlemezsen aynı lanet senin tepene de yağıyor. Aynen Allah, melekler hepsi lanet ederler diyor. Allah'ın kaderine itiraz ediyor çünkü. Maalesef bunlar şimdi halkımız tarafından bilinmiyor ve bu yanlışlar yapılıyor. Onun için bu davranışlardan sakınmamız lazım. Kazandıklarımızı yele vermemek lazım. Lanetli olmamamız lazım. Lanetli olmamamız lazım. Biz şimdi burada konuşuyoruz. Sen de beni dinliyorsun. Milyonlarca şehit vermeseydik ben burada konuşabilir miydim? Konuşturlar mıydı beni? O asker orada düzeni sağlamak için şehit olmasa, polis şehit olmasa ben rahat uyuyabilir miyim? Birimiz ölecek arkadaş. Bu ben olabilirim, sen olabilirsiniz. Böyle durumlarda taşkınlık yapmak yok. Ağlamak var ama taşkınlık yapmak yok. Yoksa lanet yağar. Tepemize lanet yağar. Okuduk, hadisi okuduk. Hem de orada köpekler gibi ulutur diyor Allah o ağlayanları. Evet. Yani hepimiz ölelim demiyoruz da ölmemek için çalışacağız tabii. Tedbirli olacağız, dikkatli olacağız. Evet, ama böyle olduğu zaman da bağrımıza taş basacağız. Vatan için canımız feda olsun diyeceğiz. Allah bize kavi iman sahibi olanlardan eylesin.